Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine olasılığın 6. ve son testiyle devam ediyoruz. Yukarıda üzerlerinde ağırlıkları yazılı demir kürelerden herhangi ikisi eşit kollu terazinin bir nolu kefesine, diğer ikisi ise iki nolu kefesine konulduğunda terazinin dengede kalma olasılığı kaça eşittir? Ne yapalım? Önce tüm durumu yapalım arkadaşlar. 4 tane demir küremiz var. Ben ne yapacağım? İkisini seçeceğim. 4'ün ikilisini seçtim. Ne yaptım arkadaşlar? Diyelim ki şuraya koydum. O zaman geri kalan ikisi de ne olacak? Otomatikman buraya seçilmiş olacak. Tabii çarpı diyeceğim arkadaşlar. Niye? Çünkü ben iki tanesini seçip bir nolu kefeye yerleştirdikten sonra işim bitmiyor. Niye? Kalan ikisini de ne yapacağım? İki nolu kefeye yerleştireceğim. O yüzden çarpı koydum. Kalan ikiden ikilisini de ikinci kefeye koyduğumu düşünelim. Şimdi bizden istediği özel durum ne arkadaşlar? Terazinin dengede kalma olasılığı. Ben şimdi iki tane, bakın terazi dengede kalacaksa toplam bizim ne kadar ağırlığımız var? 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 2 daha 14. Dengede kalması için bunların 7 kilogram ve 7 kilogram şeklinde paylaşması lazım. 7 kilogram olması için 3 artı 5 buraya geliyorsa, bakın 3 artı 5, 2 artı 3 artı 4 değil mi? 7 olması için. 3 artı 4 buraya geliyorsa 2 artı 5 buraya gelecek veya 3 artı 4 buraya geliyorsa 2 artı 5 de buraya gelecek. Toplamda 2 durumda bu söz konusu olur arkadaşlar. 2 bölü 4'ün ikili kombinasyonu da 6 değil mi? 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 gelecek. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 2'ye. AO, AB, BC, CD ve DE birbirine eşitmiş arkadaşlar. Ali'nin elinde mavi, sarı, kırmızı, yeşil ve mor olmak üzere 5 farklı renkte boya kalemi bulunmaktadır. Toplamda 5 renk varmış. Ali yukarıda verilen ortak merkezli dairelerin oluşturduğu 5 bölgeyi farklı renklere boyayacaktır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane bölgemiz var. Ne yapacağız? 5 farklı renge boyayacağız arkadaşlar. Buna göre alan olarak kırmızı renkli bölgenin mavi renkli bölgeden daha büyük. Kırmızı maviden daha büyükse onu bu şekilde gösterebilirim. Sarı renkli bölgeden daha küçük. Sarıdan da daha küçük olma olasılığı kaça eşittir? Biz şimdi toplam duruma bakalım arkadaşlar. Şurası için 5 taneden bir tanesini kullanabilirim. Kullandıktan sonra bakın şurası için arkadaşlar ne olacak? Kalan 4 taneden birini kullanacağım. Burayı da boyadım. Burası için kalan 3 taneden birini, benzer şekilde 2 taneden birini ve kalan birini kullanacağım. Bu ne demek arkadaşlar? 5 faktöriyel demek. O yüzden paydamız bizim ne olacak? 5 faktöriyel olacak tüm durum. Şimdi bizden istenen özel duruma bakacağız arkadaşlar. 3 tane rengi ben buraya yazdım. Yazmadıklarım hangisi? Yeşil ve mor. Buraya da yeşil ve mor diyelim. Bakın arkadaşlar buna bir yıldız atalım. Şimdi bu biraz daha zor soruların çözümünde de kullanılabiliyor. Şimdi bizden istediği özel durumdaki sıralama bu değil mi arkadaşlar? Ya bunlar ardışık şekilde sıralanmak zorunda değil. Bunların aralarına yeşil ve mor renk falan da girebilir. Ama genel olarak sıralama bu şekilde olacak. Bizden bu 3 tane renkle ilgili sıralama istediğinden dolayı bakın bunların her birine ne yapacağım? Yıldız diyeceğim. Bakın yıldızla göstereceğim. Başka bir sembol de kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ve yanlarında ne var? Yeşil var. Bir de mor var. Şimdi ben arkadaşlar bu 5 taneyi 5 faktöriyel şeklinde sıralayabilirim. Bu 3 yıldız için de tekrarlı permütasyon muhabbetinden 3 faktöriyele ne yapmam lazım? Bölmem lazım. O yüzden bunlar 5 faktöriyeller birbirine götürse 1 bölü 3 faktöriyelden de 3 faktöriyel de 6 yapar. 1 bölü 6 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Tamam. 4 tane olsaydı arkadaşlar o zaman da 4 tane yıldız diyecektim. Tamam. Geldik 3'e. Yukarıda verilen 8 yarım kürenin 4'ü kırmızı, 4'ü yeşil renklidir. Bu yarım küreler kullanılarak oluşturulacak 4 kürenin de tek renkten oluşmuş olma olasılığı kaça eşittir? Tüm duruma bakalım arkadaşlar. Tüm durumumuz bizim bakın ne olacak? Şöyle hemen yapalım. 4 tane yeşil var. 4 tane de kırmızı var. Tekrarlı permütasyon mantığından arkadaşlar ne olacak? 8 faktöriyel bölü birbirini tekrar edenler 4 tane yeşil, 4 tane de kırmızı. Bizden istenen ne? Bu 4 tane bu yarım küreler yani 8 tane yarım küreyi kullanarak 4 tam küre elde edeceğiz ve tek renkten oluşmuş olma olasılığı. O zaman ben ne yapacağım? Bakın şunların ikisine birleştireceğim. Bir tam küre yapacak ve renklere aynı olmuş olacak, değil mi? Bunları birleştireceğim. Renklere aynı olacak. İşte bunların ikisini birleştireceğim ve bunların ikisini birleştireceğim. Değil mi? Evet. O zaman ne olacak arkadaşlar? İki tane yeşili birleştirdim. Bir tam küreyi yaptım bu şekilde. Öbür yeşili birleştirdim. İki yeşili birleştirdim. Bir tam küre yaptım. İki tane kırmızıyı birleştirdim. Bir tam küre yaptım. Öbür kırmızıları birleştirdim ve bir tam küre yapmış oldum. Benim elimde şu anda kaç tane küre var?
4 tane küre var arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? 4 faktöriyel diyeceğim. Bunların iki tanesi yeşil küre, iki tanesi de kırmızı küre. Bakın yeşil, yeşil, kırmızı, kırmızı olmadı mı? Yani buradaki, bakın şuradaki yeşil iki yarımın oluşması. Buradaki yeşil iki yarımın oluşması. Buradaki iki kırmızının iki yarım kürenin birleşmesi. O yüzden toplamda 4 küre olduğundan dolayı 4 faktöriyel dedim. 2 tane yeşil olduğu için 2 faktöriyele böldüm. 2 kırmızı olduğu için 2 faktöriyele böldüm. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel ne yapar? 24 bölü 4'ten 6 yapacak. Paydayı da yapalım arkadaşlar. Bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel de 24 şeklinde yazdım. Bu 4 faktöriyeller götürdü. 8 ile 6'yı çarparsam 48, 24 ile sadeleştirirsem 2. Ne olacak arkadaşlar? 2 kere 5 10. 10 çarpı 7'den de 70 gelecek. Tüm durumda 70 geldi. Sadeleştirirsem de 3 bölü 35 gelecek. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 4'e. 5 birim kareden oluşan şekil 1'de renkli birim karelerin üzerinde 1'den 4'e kadar rakamlar yazılıdır. 1, 2, 3 ve 4 diyelim. Bu şekilde herhangi bir birim kare ortadaki boş kare ile çakışacak şekilde katlanabilmektedir diyor. Örneğin şekil 1'de 1 nolu birim kare katlanarak şekil 2, ardından 4 nolu kare katlanarak şekil 3 oluşturulmuştur diyor. Tamam. Buna göre şekil 1'deki üzerinde sayı yazan tüm kareler istenildiği sırada katlanarak bir birim karelik bir şekil oluşturuluyor. Oluşan şekilde çift sayıların üst üste katlanmamış olma olasılığı kaça eşittir? Şimdi önce bir bakalım arkadaşlar. Bu 4 taneyi biz nasıl katlayabiliriz? Bakın bunu seçerim. 4 farklı, yani herhangi bir kareyi seçme ihtimalim 4 taneden bir tanesi. Sonra kalan 3 taneden örnek görüntü oluşması açısından bunu katladıysam diğer 3 taneden bir tanesini seçeceğim. Örnek görüntü oluşması açısından bunu karaladım. Diğer 2 tanesinden de birini seçeceğim ve kalan bir taneden bir tanesi. O yüzden ne olacak? Tüm durumumuz arkadaşlar 4 faktöriyel olmuş oluyor. Değil mi? 4 faktöriyelde ne olacak arkadaşlar? 24 olacak. Peki bizden istediği görüntü ne? Özel durum ne? Çift sayıların üst üste katlanmamış olma olasılığı. Zaten arkadaşlar 4 tane sayımız var. Bunların 2 tanesi tek, 2 tanesi de çift olmayacak mı? Evet. Çift sayıların üst üste katlanmayacaksa tekleri bir yerleştiririm arkadaşlar. O zaman ne yaparım? Üst üste katlanmaması için çiftleri aralara, teklerin aralarına serpiştiririm. O zaman arkadaşlar bakın 3 tane yerimiz var. 2 tane çiftimiz var. O zaman bu bir tane çiftin arkadaşlar gelebileceği kaç farklı yer var? 3 tane yer var. Değil mi? Diyelim ki buraya geldi. O zaman diğer çiftte ne olacak? Şu iki yerden bir tanesine gelmiş olacak arkadaşlar. O yüzden 2 hakkımız var. Çiftleri yerleştirdik. Ama işimiz bitti mi? Bitmedi. Tekleri tamam ben bu şekilde yaptım ama tekler de kendi aralarında yine iki farklı şekilde, iki faktöriyel şekilde yer değiştirebilir arkadaşlar. Buradan da 12 bölü 24'ten sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 2 gelecek. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 5'e. Bir tabletin ekranı 35 özdeş birim kareye bölünmüştür. Tablette herhangi bir kareye dokunulduğunda o kare kırmızıya dönerken kırmızı kare ile en az bir ortak noktası olan kareler ise şekildeki gibi yeşil renge dönmektedir diyor arkadaşlar. Bakın şurayla kırmızıyla ortak noktaları olanlar, bakın şunlar olduğu için bunlarda ne oluyormuş? Yeşil renge dönüyormuş arkadaşlar. Anlaştık. Buna göre tüm ekran beyaz iken ekrana bir kere dokunulduğunda ekranda yeşil, 8 yeşil ve 1 kırmızı birim kare olma olasılığı nedir diyor. Şimdi ekran beyazken ekrana bir kere dokunacağım. O zaman arkadaşlar tüm durum bir kere dokunacağım ya, 35 tane kare var. 35'te bir tanesini seçeceğim. Değil mi? Tüm durumum bu. İstenen durum ne? Bir tanesine ben dokunacağım arkadaşlar. 8 yeşil ve 1 kırmızı. O zaman şöyle yapalım. Bakın ben şimdi buraya dokunmuş olsam. 1 şöyle yapalım diğerlerini de. Hatta şurayı kırmızı yapalım. Tamam. Ortak noktalar olanlar şunlar mı? Bak 3 yeşil oluyor. Ama ben 8 yeşil istiyorum. O yüzden bunu seçemem. Aynı durum arkadaşlar bu köşede olacağından dolayı bunu da seçemeyeceğim. Şimdi şurası için yapalım. Şurası olsa o zaman etrafındakiler ne olacak? Neresi yeşil olur? Ortak noktaları olan. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 de ama ben 8 tane istiyorum arkadaşlar. Demek ki bakın bu da olamaz. O zaman burayı da karaladım. Şöyle çarpı yapalım. Hatta şöyle şuraya da çarpı yapalım. Aynı görüntü burada da olduğundan dolayı buraya da çarpı yaptım. Tamam mı arkadaşlar?
Evet. Şimdi gelelim şuraya. Şurası kırmızı olmuş olsa ne olacak? Burla ortak olan 1, 2, 3, işte 4 ve 5 olacak arkadaşlar. E bu da olmaz. E bu da olmaz. O zaman buraya da bir çarpı yapıyorum. E burayla örnek görüntü olan da burası arkadaşlar. E benzer şekilde bakın şurayı kırmızı yapsam benzer durum yine aynı olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak. Bu da olmuyor. Yani üstteki satırın hiçbiri arkadaşlar olmuyor. 8 tane yeşil birim kare oluşturmuyor bize. Tamam. Şimdi alttaki satıra geçelim arkadaşlar. Şöyle. Alttaki satıra geçelim. Bakalım olacak mı? Şimdi şurayı boyamış olsam burayla bağlantılı olan kareler hangileri? Ortak noktası 1, işte 2, 3, değil mi? 4 ve 5. E burası da olmadı. O zaman ne yapacağım? Buraya da bir tane çizik atacağım. Şöyle silelim. Ve gelelim yan taraftakine arkadaşlar. Şurayı boyamış olsam bakın şurası 3, 4, 5, 6, 7. E bu da olmadı. Ha, şurası da var değil mi? Evet 8. Demek ki burası oluyormuş arkadaşlar. Buraya ne yapacağız? Bir mavi tik atalım. Tamam. E burası olacaksa otomatikmen bak burası da olacak. Şurası olmamıştı ya. O zaman otomatikmen burası da olmayacaktı arkadaşlar. Şuraya bakalım. E kırmızı rengi zaten örnek görüntü olarak vermiş. Burası zaten oluyor değil mi? 8 tane. O zaman buraya da yeşil tik yaptım. Hatta şuraya da yeşil tik yaptım arkadaşlar. Peki şurası olur mu? Bakın burası olur mu? Evet. Sayalım. Gerçekten de oluyor mu? 1, değil mi? Bakın 2, 3, 4, şurası 5, 6, değil mi? 7. Şöyle düzgün sayalım da karışmasın. Üste 3 tane. Altta da aynı şekilde 3 tane. 2 tane de yanlarda var. 8 tane oluyor. Demek ki bakın burası da olmuş oluyor. E burayla aynı görüntüye sahip arkadaşlar. Şu ikinci satırla şurası aynı görüntüye sahip olmayacak mı? Evet. Bakın yukarıdakilerle yukarıdaki birinci satırla en aşağıdaki en alt satır da aynı kaderi paylaşacağından dolayı bunların da hiçbiri olmayacak. E buradan da arkadaşlar bakın dediğimiz gibi şuralar olmayacak. Geri kalanlar olacak. Değil mi? Şimdi şu ortadaki de yapalım. Ortadakilerde de muhtemelen olacak, değil mi? Peki hepsinde mi olacak? Hayır. Şurada yine olmayacak arkadaşlar. Şurada da olmayacak. Yine buradakilerin hepsinde olmuş olacak arkadaşlar. Olacak, değil mi? E o zaman bakın şu 15 tane kare mi yapıyor? 15 tane kare yapıyor. 15 kareden de bir tanesini, herhangi bir tanesini yaptığım zaman da istediğim durum ortaya çıkmış oluyor. 15 bölü 35'ten 5 ile sadeleştirirsem 3 bölü 7 gelecek. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 6'ya. Bir kafeteryanın bahçesinde A ve B noktalarında bulunan özdeş 2 modem 12 kök 2 çapındaki, yani yarı çap değil çapındaki. Tamam. Bir dairesel alanda müşterilere internet hizmeti sağlamaktadır diyor. Bu modemlerin her ikisinin de ortak kullanılabildiği bölgede cihazlardaki yazılımsal bir sorundan dolayı internete bağlanılamamaktadır. Ortak kullanılabildiği bölge neresi? Bakın şöyle. Bunu ben şimdi devam ettirsem şöyle olacak. Bunu da devam ettirsem şöyle olacak. Ortak dediği yer burası olur, değil mi? Tamam. Burada bağlanılamıyormuş internete. Buna göre bahçedeki sarı bölgede bulunan bir müşterinin internete bağlanamama olasılığı kaçtır? Yani şu kesişim bölgesini soruyor aslında. Pi'yi de 3 al diye not etmiş. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Tüm durumu hesaplayalım bir. Tüm durum bakalım. Şimdi AB arası 12 miymiş? Evet, AB arası 12'ymiş. Onu da kullanalım. Şöyle bir yarı çaplarını bir kullanacak olursam arkadaşlar. Yarı çapları bir kullanacak olursam. Değil mi? Şöyle bunların ikisini bir birleştireceğiz. Bu Allah'ın emri. Tamam. Şöyle de şuradan da şuraya bir dik çıkalım arkadaşlar. Rengimizi de bir değiştirelim. Evet. Burası ne olacak arkadaşlar? Bakın. AB uzunluğu 12 idi. Bunların çapı 12 kök 2 ise yarı çapı ne olacak? 6 kök 2 olacak. Bak burası 6 kök 2. Değil mi? O zaman 6 kök 2 ise arkadaşlar AB uzunluğu da 12 olduğundan dolayı şöyle 6 6 paylaştıracak. Değil mi? 6 6 paylaştırılacak şöyle şu şekilde.
O zaman arkadaşlar 90'ın karşısı 6 kök 2, bir tanesi 6 ise bu 45-45-90 üçgenidir. Yani şurası 45 derecedir. Şuradaki burası 6'dır. Hatta burası da nedir arkadaşlar? 6'dır. Şimdi ben tüm durumu bulabilir miyim? Bulabilirim, değil mi? Tüm durum arkadaşlar şunun alanı değil midir? Evet. Da şunun da alanıdır. Ama şu ortak kesişim bölgesini iki kere saydığımdan dolayı ne yapacağım? Bir kere çıkarmam lazım, değil mi? Küme problemlerindeki gibi. A birleşim B'yi biz yazarken ne yapıyoruz? SA artı SB eksi SA kesişim B diyoruz. SA kesişim B de burası olmuş oluyor. Niye? Burayı iki defa saymış oluyoruz arkadaşlar. SA'yı sayarken bakın ben bu kesişimi sayıyorum. SB'yi sayarken bu kesişimi yine sayıyorum. İki defa saydım. O yüzden bir tanesini çıkarmam gerekiyor. Burada da aynı mantık olacak. O zaman tüm durum ne olacak arkadaşlar? Pi r kare. R kare dediğim ne? 6 kökünün karesi. Bundan kaç tane var? 2 tane var. O zaman benim bunu ne yapmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. Bir de eksi diyeceğim. Şu kesişen bölgeyi ne yapmam lazım? Bir bulmam lazım. Orayı bulmak için de arkadaşlar ne yapacağım? Bak şurayı da birleştirelim. Şurayı da birleştirelim. Benzer şekilde buranın yarıçapı da arkadaşlar ne olacak? 6 kök 2 olmuş olacak. Burası da benzer şekilde 45 olacak. O zaman arkadaşlar bakın ben tamamından şu 90 şurası 90 olmuyor mu? 2 tane 45 90. 90 dediğim şuradan şurası arkadaşlar. Şu daire diliminin alanı. Şu daire diliminin tamamından. Şu üçgeni çıkardığım zaman ben nereleri bulurum? Bakın şu boyadığım bölgeyi bulurum. Değil mi? O bölgenin aynısı da zaten burada var. Ben bir tanesini bulursam öbürkünü de bulmuş oluyorum o zaman. Tamamını nasıl bulacağım? Pi r kare. Bakın. Pi r kare. Şöyle. R dediğim 6 kökünün karesi. Bölü 4 olacak değil mi? 90 bölü 360'dan arkadaşlar. 4'te 1 ya 90 derece. O yüzden 4'e böleceğim. Bir de üçgeni çıkaracağım arkadaşlar. Üçgeni ne yapacağım? Çıkaracağım. Evet. Çıkaralım. Burası dik üçgen olduğundan dolayı bunun alanı 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2 olmayacak mı? Evet. Burada pi'yi de 3 alacaktım. Pi yerine de 3 alırsam 2 kere 3 6 gelecek. 6 kök 2'nin karesi de ne yapacak arkadaşlar? 72 yapacak. Değil mi? Eksi. Burada da 3 yapalım. 3 çarpı 72 bölü 4'ten 18 gelecek. Şurayı hemen düzeltelim. 18 gelecek. Eksi. Burası da 72 bölü 2'den de 36 gelmiş olacak arkadaşlar. Burayı da bir düzenleyecek olursam 6 çarpı 72 eksi 54 eksi 36 mı yapıyor? Evet. Tabii şurayı da parantez içinde yazmamız lazım, değil mi? Tamamından kesişim bölgesini bulacağız ya. Şurası da şöyle parantez içinde. Burası ne yapacak arkadaşlar? 54 eksi 36'dan 18 yapacak. Ama 18 dediğim gibi sadece biz nereyi bulduk? Bakın şu kısmı bulduk. Buranın arkadaşlar simetri de bu şekilde olduğundan dolayı ne yapacağım? Orayı da çıkaracağım. Orası da 18 olacağından dolayı ne yapmam lazım? 36'yı çıkarmam lazım arkadaşlar. Evet, bu ne? Bizim bulduğumuz tüm durum. Şunu biraz daha yakışıklı yapalım. Şuraya 36 parantezine alabilmek adına şunu arkadaşlar 72'yi 6 çarpı 12 şeklinde yazdım. Oradaki 6'yı soldakine verdim. 36 çarpı 12 oldu. Eksi 36. Şimdi 36 parantezine alırsam ne olacak? 12 eksi 1'den 11 gelmiş olacak. Yani tüm durumumuz bizim neymiş arkadaşlar? 36 çarpı 11. Peki bizden istenen neydi? İnternete bağlanamama olasılığı. Kesişim bölgesi. Kesişim bölgesini de az önce bulduk arkadaşlar. Neydi? 36'ydı. Değil mi? 36'lar sadeleşirse 1 bölü 11 gelecek. Doğru cevabımız A şık. Geldik 7. sorumuza. Bir okçuluk müsabakasında takımlar üçer kişilik ekiplerle yarışacaktır. Ahmet, Begüm ve Ceren'in hedefleri vurma olasılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Tamam. Ahmet'in bakın vurma olasılığı 1 bölü 2, Begüm'ün 1 bölü 4, Ceren'in de 1 bölü 8'miş. Oyuna başlayan oyuncu hedefi vuruncaya kadar atış hakkını kullanır. Tamam. İlk oyuncu hedefi vurursa diğer atış hakkı ikinci oyuncuya geçer. Üçüncü oyuncu hedefi vurursa atış hakkı tekrar birinci oyuncuya geçer diyor. Oyun sırası Ahmet, Begüm ve Ceren şeklindedir. Buna göre 4 atış yapılıp hedefin 3 kez vurulmuş olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Önce Ahmet başlayacak arkadaşlar. Ahmet diyelim ki ne olsun? Bu vuramasın.
Bakın vuramamasını böyle gösterelim. O zaman 4 tane atış yapılacak ya. Diğer 3 diğerlerine vurulması lazım, değil mi? Ahmet vuramayacak ilkinde. Ama diğerinde ne yapması lazım? Vurması lazım. Çünkü 3 atış daha yapılacak. Onların 3'ünün vurulması lazım. Sonra Begüm vuracak ve Ceren vuracak arkadaşlar. Bakın 4 tane atış yaptık mı şu anda? Yaptık. Bir tane vurulmadı. Diğer 3'ünde arkadaşlar vuruldu, değil mi? Evet. Bu benim istediğim durumlardan bir tanesi. Peki dediğim gibi bu benim istediğim durumlardan bir tanesi arkadaşlar. Diğeri nasıl olabilir? Ahmet ilk atışında vursa o zaman otomatikman B'ye geçecek. Begüm vuramasın. Bakın Begüm vuramasın. Sonra diğerinde Begüm vursun. Mecburen vuracak. Sonra kime geçecek arkadaşlar? Ceren'e geçecek. Tamam bak yine 4 atış yaptım. 3 tanesinde vuruldu arkadaşlar. Sonra Ahmet vursun başka bir ihtimalde. Begüm vursun. Tamam mı? Ceren vuramasın. Ve dördüncü de Ceren miydi bu? Evet Ceren vuracak arkadaşlar. Sonra bir başka ihtimal. Ahmet vurdu. Begüm vurdu. Ceren de vurdu. Sonra sıra kime geçecek? Ahmet'e geçecek. Ama Ahmet'in vuramaması lazım. Değil mi? Ahmet de vurursa çünkü 4 tane 4 atışın 4'ü de vurulmuş olacak. Bütün durumlarımız bunlar arkadaşlar. Bunları bir ne yapalım? Hesaplayalım şimdi. Şimdi Ahmet'in bakın vurma olasılığı neydi? 1 bölü 2. Vuramama olasılığı da arkadaşlar 1 bölü 2 olmaz mı? Evet. Şimdi işim bitti mi? Bitmedi. Niye? Çünkü daha Ahmet vuracak. Begüm var. Daha Ceren var. O yüzden işim bitmediği için çarpı. Şimdi Ahmet'ten sonra bakın Ahmet'in ben neyi hesapladım? Şunu hesapladım. 1 bölü 2. Vuramamıştı. Şimdi ne yapacak? Ahmet vuracak. Ahmet'in vurma olasılığı da 1 bölü 2 değil mi? Çarpı Begüm. Begüm vuracak arkadaşlar. Begüm'ün vurma olasılığı da 1 bölü 4'tü. Bakın Begüm'ün vurabilme olasılığı 1 bölü 4'tü. Ceren'in vurabilme olasılığı da 1 bölü 8'di. O zaman ne yaptık? Bunu bir de 1 bölü 8'de çarptım. Şuraya geçelim. Burada Ahmet vuracak. Ahmet'in vurma olasılığı 1 bölü 2 idi. Begüm vuramayacak. Begüm'ün vurma olasılığı 1 bölü 4'tü. Vuramama olasılığı da 3 bölü 4 olur. Begüm vuracak. 1 bölü 4. Ceren vuracak. O da yine 1 bölü 8 olacak arkadaşlar. Buna bakalım. Ahmet vuracak 1 bölü 2. Begüm vuracak 1 bölü 4. Ceren vuramayacak. 1 bölü 8 de vuramama olasılığı ne olacak? 7 bölü 8 olacak. Ceren vuracak 1 bölü 8 olacak. Şuraya hesaplayalım. Ahmet vurdu 1 bölü 2. Begüm vurdu 1 bölü 4. Ceren vurdu 1 bölü 8. Değil mi? Ahmet vuramadı. Bu da 1 bölü 2. Bunları toplayalım. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 1 bölü paydası ne olacak? 4, 16, 128 gelecek. Buradan ne gelecek? 3 bölü 8, 32, 30, değil mi? 4, 8, 64. Buradan da mı 128 geliyor? 256 geliyor değil mi buradan? Evet. Buradan da arkadaşlar paydası 256 geldi. Şurayı hesaplayalım. 7 bölü paydası 64 değil mi? 64, 256, 512 mi geliyor? 512. Şurayı da hesaplayacak olursak 1 bölü 16, 64, 128 mi geliyor? Tamam. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. Toplayacak olursam da şöyle şurada toplayalım. 1 bölü 28 ile 1 bölü 28'i toplarsam ne olacak? 2 bölü 128 olacak. O da 1 bölü 64 olacak. Artı 3 bölü 256. Hatta şunu da paydaların eşitlemek adına 6 bölü 212 yazayım. 6 bölü 512 yazayım. Artı 7 bölü 512. Bunların ikisini topladım. 13 bölü 512. Burada da 1 bölü 64 var. Onu da neyle çarpayım arkadaşlar? Bakın 1 bölü 64 paydalarını eşitlemek adına 8 de mi? Değil mi? 13, 8 daha 21 bölü 512 olmuş oluyor. Tamam. Var mı şıklarımızda? Evet, 21 bölü 512. Doğru cevabımız E şık. Geldik son sorumuza. Yanda sadece toplama işlemi yapabilen bir hesap makinesi verilmiştir. Ersan bu hesap makinesini kullanarak iki basamaklı iki sayıyı topladığında sonucu 89 bulma olasılığı nedir diyor arkadaşlar. Şimdi iki basamaklı sayılarımıza biz bakacak olursak toplam kaç tane var? 10, 11, 12 nereye kadar gidecek? 99'a kadar gidecek. Buradan terim sayısını bulurken son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Yani kaç tane terim var? 90 tane.
O zaman tüm durumu bir hesaplayalım. Ne yapacağım ben arkadaşlar? İki tane sayı seçeceğim. Bir tanesi arkadaşlar 90 tane değil mi? Birinciyi seçme ihtimalim. 90 sayıdan bir tanesini seçeceğim. Peki işim bitti mi? Bitmedi. Niye? Çünkü bir tane daha seçeceğim. O yüzden araya çarpma işlemi koyduk. Diğerinden farklı olsun falan diye bir şey demiyor. O zaman yine 90 sayıdan bir tanesini seçebilirim. Peki bizden istenen durum ne? İki tane sayıyı seçeceğim ve bu iki sayının toplamı ne olacak? 89 olacak. Bunlar iki basamaklı olduğundan dolayı seçebileceğim en küçük sayı arkadaşlar 10 olacak. Değil mi? O zaman toplamları 89 olması için diğerinin otomatikman 79 olması lazım. 11 olursa 78 olacak ki 89 olsun. 12 olursa 77 olacak. Peki bu nereye kadar gider böyle arkadaşlar? Şunun tersine dönene kadar. Yani arkadaşlar en sonda bu 10 olacak. Yukarısı da otomatikmen 79 olmak zorunda. İki basamaklı diyor ya, onun altına düşme şansım yok. Peki böyle durum kaç tane? Terim sayısını buradan yine bulacak olursam son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden 69, bir daha 70 olacak. Toplamda 70 durum söz konusu. Sıfırlar gitti arkadaşlar. 7 bölü 810 gelmiş olacak. Doğru cevabımız E şık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.